Yılmaz kalktı mı? Kalktım baba, kalktım. Günaydın Özür abla. Günaydın. Otur ablam, çayını doldurayım. Evlat bugün pazar, uyusaydın biraz. Alışmamışım ki baba, her sabah aynı saatte kalkıyorum. Sen erken mi yattın? Yok. Çıktım dolaştım biraz. Bu ara dolaşıp duruyorum, uyku tutmuyor. Bu ara uyku tutmuyor demek. Uykularım kilitli bu ara. Beni de uyku tutmadı dün. Dönüp durdum yatakta. Sebep? Düşündüm. Demir Yaman senin heba olan yılların hesabını nasıl verecek diye düşündüm. Hayda. Yine o mevzuya mı geldik şimdi? Yahu biz o bahsi kapatmamış mıydık? Baba kusura bakma da hazmedemiyorum. O adam seni haksız yere hapse yollamadı mı? Sen içerideyken fakirin fukaranın malına çökmedin mi? Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almadı mı? O adam bunların hesabını verecek mi? Verecek. Ama sana kaç kere söyledim. Her suçun cezası ayrıdır. Ya bırak Allah aşkına baba. Elini vicdanına koy da söyle bana. Bu adam hangi suçunun cezasını gördü? Huğuları yaktı. Garibanların evlerini başına yıktı. Cezasını gördün mü? Biz bunları bitirmeyecek miydik? Biz bunların köklerini kurutmayacak mıydık? Ne oldu? Kurutacağız. Kurutuyoruz da. Ama işlemediği bir suçtan yatırarak bir şey yapamayız. İşlediklerini sayacaktık. Evlat, o işlediği suçun cezasını ödeyecek, işlemediği suçun cezasını ödemeyecek. Ben yattım, yaşadım. Bilirim acısını. Baba Allah kusura bakma. Ben hazmedemiyorum. Hazmedemeyeceğim de. Hazmedeceksin. Onu da öğreneceksin. Bak, adalet gök kubbenin direğidir. O direk yıkılırsa, o gök kubbenin altında biz de yıkılırız. O zaman da ne sen kalırsın ortada, ne de kıymet verdiklerin. Baba adam istediğine istediği kötülüğü yapıyor. Cezasını görmüyor mu? Bu mu adalet? Evlat sen hakim misin, savcı mısın? Yargılayan sen misin? Bu ne cüret? Nefret adaletin gözünü kör eder, kör. Asıl adaletsizlik de o zaman başlar. Yüreğinden nefreti atmadığın müddetçe adil olamazsın evlat. Yüreğinden nefreti sileceksin. Rahat bırakacağım Demir Yaman'ı. Onu adaletinle alt edeceksin. Bileğinle alt edeceksin, nefretinle değil. Şekerde dedeme yardım eder misin? Ah canım benim, etmez miyim? Tabii ederim. Kızım, meşgul etme ama. Hadi mutfakta çalış ödevini. Aa Nazire, çocuklar insanı meşgul etmez, memnun eder. Sen bakma, biz büyüyerek çocukluk ettik. Hangi problem? Aç bakayım. Neresi? Şu mu? Hı. Bu mu? Ha? Bu mu? Neresi? Şu mu? Peki. Şimdi söyle bakayım bana. Bak ne yazıyor Yılmaz. Ah, çıkmamışsın daha. Nöbetin kaçta başlıyor bugün? 12'de neden? Belki ziyarete gelirim seni. Tamam gel. Görüşürüz. Baba ben çıkıyorum, var mı bir diyeceğin? Yok evlat, sağlığın. Keyfine bak. Hekim hanıma selam söyle. Aleyküm selam. Nazire. Hele bir gel bakayım, gel. Buyur al. Sen bu hekim hanım lafını duyunca pek bir memnun olmuyorsun. Niye? Estağfurullah ağam. Benim haddime mi düşmüş? Yok yok, senin bir bildiğin var. Hekim hanım buraya geldiğinde benim dikkatimi çekmişti. Biraz böyle mesafeli duruyoruz. Niye? Söyle söyle, çekinme. Ağam. Ben bu doktor hanımı tanımam bilmem. İlk defa da burada gördüm. Allah için çok tatlı kız. Melek gibi maşallah. Da ben Züleyha'yı çok severdim. Ne bileyim, ona ihanet etmiş gibi oldu. Eğer bir kusurum olduysa bağışla. Yok estağfurullah, ne kusuru? Züleyha Yılmaz'ı çok seviyordu değil mi? Çok. Peki niye o zaman Yaman'ın Demir'e vardı?
Bilmiyorum ha. Yani Züreyha Yılmaz için ölür derdim. Gerçi o vakitler Yılmaz'ın bacısı sanıyordum Züleyha'yı. Ta aftan sonra öğrendim bacısı olmadığını. Bu Yaman'ın Demir... sence Züleyha'ya kötü bir şey yapmış olabilir mi? Yok ha. Demir Bey kibirlidir, mağrurdur, herkesi küçük görür. Ama böyle bir yanlışını ne gördüm ne de duydum. Günahını alamam. Dayı insan işte. Ama bana soracak olursanız bu bakımdan temiz adamdır. Kirliliğine sonuna kadar kirli de... bu bakımdan temizdir diyorsun yani. Züleyha, öyle paraya, pula tamah edecek bir kız değildi. De içini bilemiyorsun. Yılmaz mahpusa düşünce umudu kesti demek. Anlaşıldı Nazire. Sen bana bir kahve yap da içeyim hadi. Tamam abi. Ailecek bir haftada diker çıkarık evvelallah. Güzel. Yalnız yövmeyenizin yarısını ben alırım ha. Ağam bizim etimiz ne, budumuz ne, yövmeyemiz ne ki? Vallahi ben alakadar etmiyor ha. Demir Bey'in bundan sonra tarla tapan işlerine bakmayacak. Bundan sonra Yamanların tüm işleri benden sorulacak. Ona göre. Ha yok. Ben yarım yövmeyle çalışmam diyorsan, ya bir ton adam var, bulurum ben. Tamam, hadi işine gücüne, hadi. Gafuran. Söyle. Ne zaman başlıyor? Güzel. Ben haber edeceğim. Hadi. Hadi bakayım, aferin. Hadi. Hadi. Saniye. Kız iki göz yumurta da bana kır. Üç olsun üç. Aleyküm selam. Dikimi adam aldım ha. İyi. Hasangil'in oğullarıyla konuştum Saniye. Ailecek gelecekler ha. Yövmelerinin yarısını da ben alacağım. Adam başı 5 liradan günde 50 lira. 10 günde 500, bir ayda... Ya Gaffur, Hasangil'in oğulları geçen yıl mahsulün yarısını gizliden satmadılar mı? Sattılar. Demir Bey kıyametleri koparmadı mı? Kopardı. Bu aile benim tarlalarıma adım atmayacak demedi mi? Dedi. Bitti gitti ya. Giden Demir Bey. Demir Bey artık yok. Zaman bizim zamanımız artık. Gaffur hayal görüyorsun. Demir Bey nereye gidiyor ya? Demir Bey yani. Alacak karısını çocuğunu. 3 gün içinde geri dönecek göreceksin. Görürüz bakalım. Bey mi Yaman, Gaffura mı Yaman? Kızım niye oraya koyuyorsun? Burada 2 kişi oturuyor zaten. Şunları da oralara serpiştirmişsin. Allah aşkına Saniye. Niye 4 tane kırdın? Ay hanım ama elim alışmış. Ben Demir Bey'imin gittiğini unuttum da. Neyse bir daha yapma. Hanımım ben bu öğlene ne pişireyim? Yani aslında sabah kasap çok güzel kuzu ciğeri getirdi de. Yok annem yemez ki. Ya ben de tek başıma yemem. O kalabalık ister. Koy dolaba bakalım. Belki birileri gelir. Bebek ağlıyor. Bebek, bebek. Yok anneciğim, bebek falan ağladı. Yok. Aa, bak, bak duydum. Duydum. Dinle bak ağlıyor. Ağlıyor. Hamine, sen bebeği mi özledin? Özledim. Çok özledim. Şey, bebeği özlemişler. Hadi uzatma. Hadi, al çayımı koy. Allah'ıma kitabıma aklımı çıvdıracağım ya. Yaş yere mi koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunları? İdris hepsi içinden çürümüş bunların ya. Yok abla olur mu? Mis gibi soğan bunlar. Mis gibi? O sana mis gibi. Bu ne? Ha? Bu ne?
Ay toprağa soksan çiçek açacak ya. Sen karnına bunu götürür müsün yani? İdris aşk olsun sana. Fadik! Kele koşun, iş var burada. Çabuk, çabuk, çabuk. Vallahi senden bir daha mal almayacağım. Hiç. Al bunu götür mutfağa. Abla büyük hanıma sordu. Neyi soracağım büyük hanıma? Demir beyler gitti ya, iki başlarına kaldılar. Bunlar çok gelmezsin. Ya sen mercimek kadar aklında neye her şey maydanoz oluyorsun? Ha? Al bunlara bak, maydanoz. Al götür konağa. Çabuk. Malacığım sen de bunu. Hadi çabuk bak bakayım. Ağır değil değil mi? Ha, haydi bakalım. Marula bak. Al sen ye marulunu. Almıyorum bunu. Büyük hanım gerçekten çok iş var. Yani arklar açılacak. 300 tane fide tek tek dikilecek. Bizim arabalar çapada. Zaten çapada olmasa ne olacak ki? Adamların eli odun gibi. Şimdi bütün mesuliyet bende. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi ben Tamam ama biliyorsun ya dikim işi hassas bir iş. Sen anlamazsın ki Gafur. Ama büyük hanım ziraat mühendisi diyor ki bu hafta dik. Dikmedik bütün fidanlar telef olacak. Demir halleder o işleri. Sen uğraşma, tamam mı? Tamam büyük hanım, nasıl emrederseniz. Nereye gelecek Demir Bey? Yok işte ortada. Allah Allah. Oo, vay 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 Demir Bey. Erken geldiniz. Ercan ayrılı oğlum, pazar pazar. İyi günler Hünkar Hanım. Bizi Demir Bey gönderdi de Züleyha Hanımefendinin arabasını götürecekmişiz. Ha. Bekleyin. Araba garajda. Dikkatli sürün. Merak etmeyin, iyi günler. Ne dedim ben sana Saniye? Bunlar geri gelmez demedim mi? Hı? Vallahi benim de çok ağrıma gitti ya. Bu anaya böyle yapılır mı? Ayıptır ya. Yazıktır, günahtır. Boş ver Saniye, Allah aşkına ya, bize ne? Meydan bize kaldı. Koskoca çiftliği büyük hanım nasıl idare edecek? Kime emanet edecek? Bana. Gaffur Ağa'ya emanet edecek. Başka kime edecek? Sana mı? Anacığım, güzel kocacığım benim. Sen büyük hanımı hiç tanımıyor musun? Büyük hanım cin gibi ya. Demir Bey'im dönmezse çeker altına çizmeleri, girer tarlaya yani. Sen de böyle avel avel böyle havalara bakarsın böyle ah diye. Turşik, hadi. Ya Saniye nereye çıkıyor? Geçti o günler, o zaman gençti. Dizleri ağrıyor zaten canım. Giyecek çizmeler de çıkacak. Cengaver. Hünkâr Sultan. Oğlum. Hayırlı pazar. Sana da yavrum. Demir almaya gelmiştim. Sanayi odasında toplantı vardı bugün. Demir karısının çocuğunu aldı, gezmeye götürdü yavrum. Oha, iyi yapmış da. Gelecek mi bugün? Vallahi hiç bilmiyorum, söylemedi ki. Tamam o zaman. Ben gideyim. Var mı bir emrin? Estağfurullah yavrum. Eşine çok selam söyle. Başla. Gafur'a hayırlı pazarlar. Seher, ne yapıyorsun kız? Buların suyu mu çıktı, hayırdır? Madımak topladıydım da, büyük hanıma da getirdim. Vallahi bak ha. İyi, götür bırak mutfağa. İyi. Uf.
hanım. Madımak topladıydım da size de getirdim. Tamam, sağ ol. Mutfakta saniye, ona ver. Ömrüm boyunca evladının ayağına taş değmesin diye uğraştır. Ondan sonra evladının yaptığına bak. Sütlacımı yedim mi ben? Yedin anne. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.